efendiler. İstanbul'un en genç belediye başkanı adayı olarak sizleri selamlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. İlk yüzünde 5 senedir bir zillet ve illet belediyeciliğini hep birlikte yaşadık. Son 5 senede nüfusu 2 kat artan ilçemiz çok hızlı göç alması sebebiyle 400 bin seviyesine nüfusumuz ulaştı. Ve görünen o ki önümüzdeki süreçte çok daha hızlı artacak ve 1-2 kat daha artarak çok yüksek bir seviyeye yükselecek. Peki Beylikdüzü'nde nüfus bu kadar artarken ulaşımda çektiğimiz sıkıntılar, çöplerimizin toplanmaması, parkların ilaçlanmaması, okullardaki sınıf mevcutlarının 25 sayılarından 50'lere çıkmasını artık kabullenmeyeceğiz değil mi kıymetli komşularımız? Beylikdüzü'ne artık hizmet vakti, artık yatırım vakti. 3 dakikalık yolu yarım saatte 45 dakikada alamıyoruz artık Beylikdüzü'nde. Ve her geçen gün çok daha sıkıntılı bir sürece doğru ilerliyoruz. Artık Cumhur İttifakı'nın Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olarak önümüzdeki süreçte metrobüsün alternatifi olarak metroyu Beylikdüzü'ne kazandırıyoruz. Beylikdüzü denize sıfır, yarım ada olan bir ilçe olmasına rağmen denizle hiçbir iletişimimiz, ulaşımımız yok. Ve Allah nasip ederse deniz otobüsünü de Beylikdüzü'ne getirerek muhteşem bir ulaşım vizyonunu ilçemize kazandıracağız. E5'ten Beylikdüzü'ne yeni girişler açacağız. Bizim kent kavşağı, Yaşam Vadisi kavşağı ve trafiğin tıkandığı tüm noktaları alt geçitlerde sinyalizasyonlarla, farklı çözümlerle hızlıca sizler için rahat bir yaşama doğru burayı kazandıracağız. Okullarda çocuklarımız okuyor. Şu an sınıf mevcutlarımız 50, 55, 60'lı sayılara ulaşmış vaziyette. Üçerli sıralarda oturan öğrencilerimiz var. Yerel belediyenin bir tane okulun çivisini çakmadığı bu 5 senenin artık hızlıca açığını kapatarak hemen 1 Nisan sabahı kolları sıvıyoruz. 5 tane yeni okulun temelini atıyor ve en büyük hayalimiz, en büyük hedefimiz Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni Beylikdüzü'ne kazandırıyoruz. Beylikdüzü'nde çok farklı alanlarda artık sosyal belediyeciliği kalkındıracağız. İnşaat ve rant belediyeciliğine Beylikdüzü'nde son veriyoruz. 1 Nisan sabahı daha müreffeh, daha yaşanılır bir Beylikdüzü için gençliğimizle, azmimizle, heyecanımızla koşacağız. 1984 Mersin doğumluyum. Sultan Alparslan'ın diyarı Muş Malazgirt'teyim. Hamdolsun Cumhur İttifakı'nı doğumumuzdan itibaren bizlere aşılayan bir babanın evladı ve Metin Alparslan Işık'ın abisiyim. Beylikdüzü Belediyesi son 5 senede İstanbul'un en borçlu belediyelerinden biri haline getirildi. 100 milyon TL borçla devraldıkları belediye 5 sene sonra şu an 600 milyon TL borçlu hale geldi. Ve bu süreçte maalesef sizlerin hakkı olan Beylikdüzü Belediyesi'ne ait 1 katrilyonluk arsaları da sattılar. Bu kadar belediye geliri, bu kadar arsa satışına rağmen borcu 6 kat arttıran bir zillet belediyeciliğinin bu saatten sonra Beylikdüzü'ne katacağı hiçbir şey, çakacağı bir çivi bile maalesef bu şans kalmamıştır. Bizler
Cumhur İttifakı'nın gücünü, yatırım gücünü, bütçe gücünü bu borca rağmen ilçemize taşıyacağız. Hızlıca sıkıntı yaşadığımız tüm alanlarda Beylikdüzü'nü ayağa kaldıracağız. Ailemizin eğitimimize verdiği önem vesilesiyle Ankara'da Fen Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul'da Koç Üniversitesi İşletme Bölümünü kazandım. Ve üniversitede atıldığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin milli mücadelesi yolunda uluslararası politikada üzerine yurt dışında yüksek lisans yaparak kendimizi daha donanımlı hale getirmeye çalıştık. Ve bizler bu eğitim donanımımızla siyasetteki 13 senelik deneyimimizle artık Beylikdüzü'nü çok daha güzel bir geleceğe, daha beraber yönetebileceğimiz, mutlulukla yaşayabileceğimiz bir belediyecilik anlayışını üzerine kuracağız. Ve hep birlikte Beylikdüzü'nü çok daha güzel yarınlara hazırlayacağız. Bizler bu zaferi elde etmek zorundayız. Yerel seçimde tüm komşularımıza söylüyorum. Biz Cumhur İttifakı'nın adayıyız ama sizler hangi partiye gönül verirseniz verin, bu yerel seçimde size hizmet getirecek, sizin geleceğinizi en iyi şekilde planlayacak adaya oy verin. Çünkü burada çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği ve Beylikdüzü'nün kaderi söz konusu. Bu kader bizlerin geleceğini şekillendirecek. Dolayısıyla tüm komşularımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza bu hassasiyeti belirtmenizi sizlerden rica ediyorum. Bizim istediğimiz bu zafer sadece bir belediye başkanlığı koltuğu hevesi değildir. Bizim çıktığımız bu zafer yolculuğu ülkemizin istiklali ve istikbalinin kurtarılmasının söz konusudur. Aynısı Beylikdüzü'nde de geçerlidir. Bu başarı yolculuğu onu isteyenlerin, emek verenlerin ve ter dökenlerin olacaktır. Hiçbir başarı güllerle döşenmiş, çiçeklerle bezenmiş bir yoldan gidilemez. Dava adamı aynı zamanda bir inanç ve iman adamıdır. Bizler de bu inançla Beylikdüzü'nü kurtaracağız inşallah. Hep birlikte saygıdeğer siyasi büyüklerimizin de desteğiyle, sizlerin buradaki gayretiyle ve milletimizin teveccühüyle artık Beylikdüzü'nde güzel işleri yapma vaktidir. Beylikdüzü'nde 400 bin insanımızın kaderini çok daha özenle şekillendirme vaktidir. Bu noktada organizasyonunda emeği geçen kıymetli ilçe başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kıymetli yönetimine, teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer büyüklerimize tekrar buraya katıldıkları, bizlere destek verdikleri için hasreten canı gönülden şükranlarımı sunuyor. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.